Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Hayatınızı hayırlı eylesin. Abim benim eşimin birkaç hoşuna gitmeyen davranışını görmüş hürmet noktasında. Eşim ise bu noktada saygısızlık göstermediğini söylese de abim eşimin birkaç yalanını yakalamış ve yine yalan söylediğini söylüyor. Bu yüzden eşime sesini yükseltti ve ben de müdahale ettim. Bir sıkıntı var ise bana söyle. Ona bağırmaya hakkın yok dedim. Sonra tartışma bana döndü. Size ve yola dil uzattı. Bir daha dil uzatırsan kardeşliğimiz zedelenir dedim. Bu sefer benim küfrüme fetva verdi. Sizi Allah'laştırdığımı söyledi ve iftiralar peşi sıra gelmeye başladı. Şu an konuşmuyoruz. Konuşmak içime sinmiyor. İzlemem gereken yol nedir? Hakkınızı helal edin. Yola ve size laf söyledim. Küslük yok. Konuşmaya gayret edin. Cenab-ı Hak herkese hidayet eylesin inşallah. Kimse kimsenin eşine, aşına, işine laf söylemesin. Bir kadın kocasına bağlıdır. Kocası ancak ona laf söyler. Geri kalan nasihat edebilir büyük olanlar. Ama böyle azarlama gibi, laf söyleme gibi şeyler kocaya ait olmalı inşallah. Cebir. Cebir iki kısımdır. Şöyle ki, A. Makbul olan, iki merdut olan. İman sahibi ilahi emirlerin cümlesine yapışıp yasakları terk ettikten sonra zatına has bir kudret ispat etmeden cümle işleri haktan bilmeli. Bu iyidir. İkinci cebir ise kul bütün hataları yapar. Ne yapsak bilir, ne emir tanır. Bundan başka yaptığı bütün fesat işleri hakkı atarsa bu edep dışı bir hareket olur. Bu türlü cebir gayet kötüdür. Enes bin Malik bir rivayetine göre 10 sene Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hizmet etti. Bunu Ensar radıyallahu anh anlatırken şöyle diyor. Enes anlatırken şöyle diyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl geceli gündüz hizmet ettim. Yaptığım işler için bir kere olsun. Niçin yaptın veya niçin yapmadın gibi bir söz işitmedim. Bu hal Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellemin kader sırrına vukuf olduğundan ileri geliyor. Üstteki manada Muhyiddin Arabi nefahatında da şöyle der. Hak Teala peygamberlerinden yaptıkları davet zamanında bazı esrarı saklı tutar. Bunlardan biri de kader sırrıdır. Zira istidadı küfre ve kötülüğe meyyal olana davetin yararı olmadığına vukuf hasıl olunca davet edemez. Aciz ve mütehayyir olur. Peygamberler kader sırrı ancak davet son bulup kafir, mümin, münafık, salih kişiler belli olduktan sonra bildirilmiştir. Sorular. 1. Buraya kadar yapılan beyanlardan anlaşıldığına göre olan her şey kişinin istidadına göre oluyor. Onlar olan haller küfür, iman, itikat, hayır, şer ve diğer çeşitlerinden. Bunların hepsi kimde zuhura gelecekse onun hal diliyle haktan talebine bağlı oluyor. Zatında mevcut kabiliyetine göre zuhur ediyor. Hatta söylediklerimiz dahi hakkın yarattığı ve yaptığı oluyor. İstidadı veren dahi haktır. Bu da bir mecburiyet olmaz mı? Soru 2. Hakka zulüm isnadından nasıl kurtulunur? Bu kadarmış. Arap olunca böyle bir nefes almakta fayda var hep. Kulun kendisinden sudur eden her şey,
kulun kendi kesbi istemesiyle alakalıdır. Bu kulun kendi istemesi, istidada da bakacak olursak, istidat bir veçesiyle gelişebilen, şu gürültü bitsin biraz, olmaz mı? Siz Cevdet'le gitmişsiniz gene. Haber geldi. İstidadın bir veçesi vardır. İstidadın o veçesi o kimsenin fıtratıdır. Kadınların doğurmaya istidadı olduğu gibi. Fıtri. Gözün görmeye istidadı olduğu gibi. Fıtri. Bunlar hani bir hadis-i şerifte dağların yerinden oynayacağına inanın, fıtratın bozulacağına, başka bir rivayette kaderin değişeceğine inanmayın der. Bu istidadın fıtratla alakalı noktasıdır. Fıtrat. Fıtrat değişmez. Erkek doğurmak istese de doğuramaz. Fıtrat. Erkek kendince kendisini kadınlaştırabilir. Bakın farklı istidada geçiyoruz şimdi. Doğuramaz. Erkek, kadın kendi kendisini değiştirebilir. Kendisini erkeklik duygusuna büründürebilir. Erkek gibi davranır. Lanetli ya bunlar hadislerle. Bakın bu istidadını değiştiriyor. Bir kimse 50 kilo kaldırıyor, çalıştırıyorsun onu, 100 kilo kaldırmaya başlıyor. İstidadın bir de bu tarafı var. Değişken. Güreşçi normalde bir kimse 50 kilo kaldırırken çalışarak 60-70 kilo kaldırır mı? İstidadı gelişiyor değil mi antrenmanla? Siz onlara antrenman verirken normalde diyelim ki bir kolu kuvvetli değilse o kolunu kuvvetlendirmek için özel antrenman veriyorsunuz. Öyle değil mi? Diyelim ki güreşçinin bel kasları sağlam değil. Bel kaslarını sağlamlaştırmak için onlara ayrı antrenman veriyorsunuz değil mi? Bütün kaslar için kuvvetsiz bir yanını kuvvetlendirmek için antrenman veriyorsunuz. Böylece onun karşılığını alıyor musunuz? Güçleniyor değil mi? İstidadın bir tarafı var. Bu da nedir? Bu gelişmeye, değişmeye, dönüşmeye müsait olan yerdir. Burası fıtrat değildir bakın. Fıtratı değiştirmeye kalkmak küfürdür. En büyük günah kebairdir, en büyük yanlışlıktır. İstidadını geliştirmek ise, istidadını geliştirmek ise haktır. O kimse mesleğine, meşrebine göre istidadını değiştirebilir mi? Evet. Bir kimse bir sanatta erbap olması. Yani o kimse örneğin işte bir çalgı aletinde üstatlaşması, istidadını ne yaptı? Geliştirdi. Musiki kulağı var derler ya, o musiki kulağını geliştirmesi, değiştirmesi. O zaman o kimse ne yaptı? İstidadı gelişti. İstidadı onun değişti. İstidadı daha da mükemmelleşti onun. O zaman normalde bir kimse istidadını geliştirip değiştirebiliyor mu kendince hususi özelliklerini? Evet.
bunun gibi ahlakını da değiştirip dönüştürüyor mu? Evet. Şimdi bunu böyle bir kulun kendi cüz'i irade noktasını alalım, bunu buraya koyalım, yerleştirelim. Kul kendi cüz'i iradesiyle kendi üzerindeki istidatlarını fıtrata dokunmadan, fıtratın bu noktada dışında kalanları değiştirip güzelleştirmesi mümkün mü? Evet. Her şey kişinin istidadına göre oluyor diyor. Demek ki kişinin istidadına göre olanlar var cebri noktada. Bir de kişinin geliştirmesine uygun, istidadına uygun olanlar var. O zaman biz kişinin kendi istidadını geliştirmeyi, kendi istidadını bu noktada dönüştürme noktasını biz cebri noktaya koymamız mümkün değil. Olan haller küfür, iman, itikat, hayır, şer ve diğer çeşitlerden. Bunların hepsi de kimde zuhura gelecekse onun hal diliyle, haktan talebine bağlı oluyor. Evet, bir kimse kendince ne tarafa doğru yönelirse o yöneldiği tarafa doğru o kimseden geliyor. Bunu, bu meselelere bakarken ben hep kendimce kendi cüz-i irademizi önümüze koymayı hedefliyorum. Burada ince bir perde var. Bu ince perdede bir kısım ehli sufiler kendi cüz-i iradelerini yok hükmünde görmüşler. Bakın, bir kimsenin kendi cüz-i iradesini külli iradeyi kendi eliyle teslim ettiğinde yok görmesi hakkıdır. Burayı ayırt edelim. Bir kimse kendi cüz-i iradesini hakkın külli iradesine teslim etmesi kendisinin hakkıdır. Ve bu dairede, bu noktada kendince kendi cüz-i iradesini yok görmede kendince hakkı var mıdır? Evet. Ama bu din değildir. Eğer bunu normalde kendi cüz-i iradesini yok görüp kendi iradesini de cebri külli iradeye bağlı olarak görürse, o zaman birincide okuduğumuz hani bu şey var ya, hani ikinci cebir ise kul bütün hataları yapar, ne yapsak bilir, ne emir tanır, o halde olmuş oluruz. Hanefiler bunu kabul etmeyenlerdir. Ne İmam-ı Azam Hazretleri bunu kabul etmiş, ne de İmam Maturidi, ne de İmam Nesefi, ne de sonradan gelen Hanefi imamları hem akaid noktasında, hem fıkıh noktasında, hem kelam noktasında bunu kabullenmemişler. Zatında mevcut kabiliyetine göre zuhur ediyor. Bir kimsenin zatında mevcut kabiliyete göre zuhur eden şeyleri külli iradeyle alakalı bunu görmek zorundayız. Bir kimsenin zatında tecelli eden haller, bir külli iradeye ait olan haller vardır. Erkeklerin erkeklik hormonunu salgılaması, kadınlarda kadınlık hormonunu salgılaması. Kadının muayyen zamanlarda yumurtalarının oluşması ve bozulup düşmesi. Bunlar normalde zatında mevcut kabiliyete göre tecelli eden hallerdir. Zatında mevcut bir çocuk 9 ay 10 gün, 9 ay 7 gün, 9 ay 20 gün işte veya 8. aydan sonra doğum beklenir. Bu zatının haliyle alakalı. Bu noktada o kimsenin mevcut kabiliyeti neyse, mevcut kabiliyeti, fıtri kabiliyeti. Fıtri kabiliyeti onda tecelli ediyor. Karaciğer fıtri kabiliyetine devam ediyor. Akciğer fıtri olarak kabiliyetlerine devam ediyor. Sana sormuyor zaten. Kalp fıtri kabiliyetlerine devam ediyor. Damarlar fıtri kabiliyetlerine devam ediyor. Vücudumuzun bütün sistematiği zahiri olarak fıtri kabiliyetlerine devam ediyor. Uyuyoruz, ruhumuz fıtri kabiliyetine devam ediyor Cenab-ı Hakk'ın katına. Yani bu noktada ruhun kendince kendi katına çıkıyor, orada bekliyor.
Bunların hepsi de her zatın kendi fıtri kabiliyetleri. Güneşin kendi fıtri kabiliyeti var, devam ediyor. Dünyanın kendi fıtri kabiliyeti var, devam ediyor. Ayın kendi fıtri kabiliyeti, yıldızların kendi fıtri kabiliyetleri var. Bunlar devam ediyor. Her zerrenin, her hücrenin kendince aklı, kendince programı, kendince fıtri kabiliyeti var. Bizi dinlemeden bunlar devam ediyorlar. Bunlar cebri olan kader. Cebri. Onun üzerine yazdı, onun değişmesi mümkün değil. O atom parçacığının ne olacağını, ne gideceğini Cenab-ı Hak yazdı. Atom parçacığı o hal üzerine devam ediyor. Cebri. Her hücre, her zerre kendince cebri bir külli irade noktasında ne yapacağını biliyor, o tarafa doğru gidiyor. Bunların hepsinde her zatın, burada her zattan kastım her zerre. Her zerre kendince bir nefis sahibidir. Her zerre kendince bir nefis sahibi ise, her nefis sahibi kendince bir kendine ait külli iradeye bağlı bir idraki ve aklı vardır. Külli iradeye bağlı idrak ve aklıyla bağımsız, kayıtsız, direkt külli iradeye bağlı veyahut da varlığın içerisindeki varlığın külli iradesine bağlı bir şekilde tecelli eder. Her nefis bu noktada kendince hür değildir. Varlığın içerisinde söylüyorum. Varlığın içerisinde. Siz sandalyeye oturacaksanız en arkaya oturun. Arkanızdaki kimse şey olmasın. Estağfurullah. Normalde eğer bu noktada o kimse veyahut da o nefis, o zat, tek tek o da zattır. Varlığın içerisindeki her hücre kendine ait bir zattır. Var olan her küçücük nokta dahi kendine ait bir zat ve nefistir. Bir şey var ise o şeyin zatı ve nefsi vardır. Cenab-ı Hak Allah'tır, kendince zatı vardır. Kendince zatı var olduğundan kendi öz nefsi de vardır. Her var olanın öz nefsi vardır. Her var olanın. O zaman zerrenin her kademesinde bir nefis vardır. O nefsin de kendi zatına göre kabiliyeti vardır. Bu kabiliyet tekrar söylüyorum. Cebri olanda artma ve eksilme olmaz. Cebri olanda bir değişiklik göremezsin. Bu külli kaderdir. Bu levh-i mahfuzda yazılıdır. Levh-i mahfuzda yazıldığı gibi tecelli eder bu. Varlığın bütün zerresinde ne olacaksa, ne bitecekse, ne gidecekse, bütün varlık aleminde, biz de dahil buna, levh-i mahfuzda yazılıdır bu. Bunda bir değişiklik söz konusu olmaz. Bizim gözümüzün görme hassasiyeti ve hücreleri nasıl çalışacaksa o yazılı. Bunda bir sıkıntı yok. Ve hepsi de zatındaki mevcut kabiliyetlerine göre tecelli ediyor üzerinde. Bakın her zerrenin kendi zatında mevcut kabiliyetleri var. Her zerrenin. Bu mevcut kabiliyetler ve zerreler bir bütün toplanınca cisim oluşuyor. İnsan bir sürü zatlar topluluğudur. İnsan bir sürü nefis topluluğudur. İnsanda bölüp parçalamaya kalkarsanız trilyon değil katı trilyon nefis bulursunuz. Sonsuz sayısız nefisler, hepsi de ayrı 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 cüz-i irade, kendince cüz-i iradeleri ve külli iradeye bağlı olarak ayrı ayrı çalışırlar. Biz insanı bir bütün olarak görürüz. Bizim göz yanılmamızdır bir bütün olarak görmek.
Hiçbir şey bir bütün değildir. Hepsi de birer aldatmacadan ibarettir. Birçok bütünün bir yere gelip bir bütün oluşmasıdır. Siz bir arabayı bir bütün görürsünüz ya, oysa araba binlerce parçadan oluşmuştur. Motorunu açmış olsanız binlerce parça vardır içerisinde. Arabayı bölüp parçalamaya kalksanız binlerce parça çıkar içinden. Bütün o parçaları topladığınızda bir araba meydana çıkar. Bir traktörden kaç parça var? Kaç? 4000 civarında bir traktör oluşurken 4000 civarında parçayı bir araya getiriyorsunuz. O zaman traktör meydana geliyor. Evet. 4000 parça mevcut olanlar. Bir de onların kendilerince, mesela kocaman bir demir parçası. Demir parçanın içerisinde kromu var, işte demiri var, bakırı var, içinde bütün malzemeleri var, maddeleri var. Onları atomlara ayırmış olsak, atomların altında kuarklar var, kuarkların altında var, onların altında var. Hepsini de teker teker birer nefis haline getirdiğinizi düşünün. Sadece onun parça olarak tespit ettiği 4000 tane parça var. Parça olarak tespit ettiği. Onların zerrelerine girerseniz, onun zerrelerine girdiğinizde kaybolursunuz. Ve her zerre kendi varlığında, kendi zatının hususiyetini tecelli ettiriyor. Her zerre. Ve normalde o kendi zerrenin, her zerrenin kabiliyeti neyse, o kendi kabiliyeti üzerinde çalışıyor. Kendi kabiliyeti üzerinde. Devam ediyoruz. Hatta söylediklerimiz dahi Hakk'ın yarattığı ve yaptığı oluyor. Ha bizim söylediklerimiz de evet. Cenab-ı Hak yaratıyor bunu. Yaratma noktasında. Yapma, inşa etme. İnşa eden de Allah. Çünkü bütün fiiliyatların yaratan ve inşa eden Allah. La faili illallah. Bizim de kendi fiiliyatımızı yaratan, bizim kendi fiiliyatımızı yapan, inşa eden Allah. Kainatta ne kadar fiiliyat tecelli ediyorsa, ne kadar sıfat tecelli ediyorsa ve ne kadar inşa var ise, inşa eden Allah. Bu ağaç, bu ağaca, bu direğe baktığımızda bu direğin üzerinde trilyonlarca hücre var. Trilyonlarca hücreyi biz hepsini ayrı ayrı ayrıştırsak ağaç diye bir şey kalmaz. Ama trilyonlarca hücreyi bir yerde toplayan, inşa eden Allah. Bu ağacın inşasının kendi iç dünyasında, kendi fıtratında bunu inşa eden Allah. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu yapan Allah. Bunda bir sıkıntı yok zaten. Varlık aleminde gördüğünüz her ne var ise onu inşa eden ve onu yaratan Allah. Bunda hiçbir problem yok. Hemfikiriz burada herkesle. Bunu kabul edenlerce. İstidadı veren dahi haktır. Bu da bir mecburiyet olmaz mı? Evet. Bu işin bir veçhesi mecburiyettir. Yani cebriyettir burada. O cebriyette ne vardır? Saçın büyümesi vardır. Bu cebriyettir. Saçın büyür senin. Bu cebriyettir. Kaşın büyümez. Bu cebriyettir. Senin göz kirpiklerin büyümez. Bu cebriyettir. Ama senin koltuk altlarının altındaki tüylerin büyür. Bu cebriyettir. Bunu yok edemezsin. Ama göğüs kılların büyümez senin. Bir yere kadar büyür, orada durur. Bu cebriyettir, bir yere kadar büyüyüp durması fıtrattır. O yüzden erkeklerin göğüs kıllarını aldırmaları caiz değildir. Ama bir hastalık varsa, büyüyorsa orman gibi, evet onu normalde tıraş etmeleri caizdir. Kısaltmaları caizdir. Ama öbür türlü göğüs kıllarını aldırmak erkekler için kadınlara benzemektir. Allah lanet etmiş.
bir erkek göğüs kıllarını aldıramaz. Aynı şey kadınlar için geçerliyse, bakın kadınlarda fıtrat değildir. Kadınlar vücudunun herhangi bir yerinde çıkan kılları aldırmak zorundadır. Erkek kıllı olur. Eğer bir kadın da erkeğin kıllısı hoşuma gitmiyor diyorsa, onda da eşcinsellik vardır. Kadının fıtratında normalde erkeğin kıllısı böyle nefret edilecek bir şey değildir. Bu noktada kadın da kendince eşcinsel eğilimi var denir. Neden? Fıtrat çünkü. Erkeğin sakalı uzar, fıtrattır bu. Hiçbir peygamber sakalını kazımamıştır. Fıtratla savaşmaz peygamberler. Ama koltuk ve kasık altı kıllarını temizlemişlerdir. Yolmuşlardır. Bu da hadis-i şerifte demiştir ki, bu peygamberlerin fıtratıdır. Peygamberlerin fıtratıdır. Ve ümmetlerine emridir. Bakın bunlar normalde değişecek şeyler değildir. O yüzden fıtrata uygun olmayan bir şeyi fıtrata uygun hale getirmek fıtrattandır. Fıtrata uygun olan bir şeyi fıtrattan çıkarmak lanetlik bir iştir. Allah ona lanet etsinler. Hadis-i şerifte ve hadis-i kutselerde. O zaman normalde burada istidatlar vardır. Cenab-ı Hakk'ın sünnetullahıdır, fıtratullahıdır. Bu istidatlar bu manada kullar tarafından değiştirilmesi, dönüştürülmesi mümkün değildir. İstidatlar vardır, kulun cüz-i iradesine bağlıdır. Kul bunu cüz-i iradesiyle seçme, cüz-i iradesiyle o istidadı arttırma veya eksiltme noktasına sahiptir. Bu arttırma, eksiltme, değiştirme, dönüştürmeden kullar sorumludur. Eğer arttırma, eksiltme, değiştirmeden, dönüştürmeden kullar sorumlu olmamış olsaydı, hadis-i kutsilerde ve hadis-i şeriflerde fıtrata dokunuş lanetlenmezdi. Ve hadis-i şeriflerde, hadis-i kutsilerde fıtratın uygun olanına, yani fıtratın asliyetine dönüştürmek ise bu noktada sevap olarak görülmezdi. Şimdi bu manada istidadı veren haktır, ama bu istidadı veren hak olurken kulun kendi cüz-i iradesiyle kendi üzerindeki tasarrufu kulun kendisine aittir. Bu mutlak kader noktasında, cebriyet noktasında değildir. Kul buradan sorumludur çünkü. Kul buradan sorguya çekilecektir. Bunu böyle kabaca tabir edersek, bir kimseyi Cenab-ı Hak cehennemlik olarak yaratmış, o kimse Allah cehennemlik olarak yarattığı için cehenneme gitmez. Cenab-ı Hak onun cehennemlik ameller işleyeceğini bildiği için cehennemlik olarak yazmıştır. Eğer Allah ona cehennemlik yazdı diye kul cehenneme gidecek olursa, o zaman burada bir adaletsizlik söz konusu olur. Bir kısmı burayı, bu hali, bu noktayı Allah yaptıklarından sorumlu değildir ayet-i kerimesini koyaraktan şerh etmeye çalışmışlardır sufilerden bir kısmı. Bu fakir buna katılmaz. Cenab-ı Hakk'ın yaptıklarından sorumlu değildir dedi. Kulun cüz-i iradesine hiç bırakmadığı fiil ve inşallahla alakalıdır. Hakka zulüm isnadından nasıl kurtulunur? Bu noktada bir kimse kendince, kendi üzerindeki ahlaki eksikliklerini, kendi üzerindeki ibadet eksikliklerini, kendi üzerindeki Kur'an ve sünnete tabi olamama noktasını ve dairesini Hakk'a isnat ederse, yani Allah'a isnat ederse, Cenab-ı Hakk'a zulmetmiş olur. Haliyle
aslında kendine zulmetmiş olur. O yüzden bir kimse bu noktada kendince Adem Aleyhisselam'ın yolunu tutup kendi yanlışlıklarını ve eksikliklerini, enteresan bir şey orada da ha, biz nefsimize zulmettik der. Tabii biz nefsimize zulmettik derken bunun içerisine ruhu koymak biraz güçtür. İşin burasını da ayrıca tasnif etmekte fayda var. Protez ayak kullanan biri proteze sabah mes ettikten sonra ikindi vakti protezi çıkarsa tekrar abdest alması gerekir mi? Protezdeki hüküm bildiğimiz mes gibi midir? Protez normalde mes hükmünde olmaz. Mesela bir kimse eline normalde işte eldiven takmış olsa, eldiveni normalde eğer ki bir yara bere var ise üzerinde sargı vardır. Sargının üzerine mest edebilir o kimse. Ama protez böyle sargı değil. Normalde takma kol veya ayak, bir kimse o ayağı yıkamak zorunda değil. Veya kolu kesik buradan diyelim ki, veya omuzundan kesik. Omuzunda kesik ama bir tane protez kol var. Seyyar o eli kolu, o kolu yıkamak zorunda değil o kimse. Kaçıncı beyit? O tertemiz küpte yüz renkli elbise ışık gibi arı duru bir hale gelir. Tenk renge boyanırdı. İsa'nın küpünden bahsediyoruz ya. Bir İsa'nın küpünden tek renkten çok renk çıkması. Bir de İsa'nın küpü. Bütün renkler İsa'nın küpünden girip kendi renklerinin parlayaraktan çıkması. İki, bunu biraz böyle geçen derslerde yaptığımdan, konuştuğumuzdan biraz böyle açmak istedim. Bir dergah düşünün, bir tasavvufu ekol düşünün. Bu ekole herkes gelir. Sufi ekol, tarikatla sufi ekol arasında fark vardır. Tarikatlar tarih boyunca sufi ekolden yerleşik düzene geçince oluşmuştur. Sufi ekol yerleşik bir düzene geçince fikir olarak, düşünce olarak, aynı zamanda tarz, tavır, mekan olarak tarikatlaşmıştır İslam dünyasında. Çocuklarınızla ilgilenin. Çocukların buraya gelmelerini canı gönülden istiyorum. Ama çocuklardan dolayı işte sohbeti anlayamıyoruz diye şikayetler oluyor. Evet, çocuklarınızı muhakkak getirin. Bu çocuk sesleri de olacak. Bunlardan da çok rahatsız olup bana şikayette bulunmayın. Bu da işin başka veçesi. Bir topluluğun çocukları o toplulukla beraber yaşamıyorsa o topluluğun geleceği yoktur. Gönül arzu eder ki herkes camiye, tekkeye, medreseye giderken çocuklarıyla beraber çocuklarını da götürsün. Çocuklar evde laptoplarda, internetlerde orada burada dolaşmasınlar veya anne babaları burada, genç çocuklar kafelerde dolaşmasınlar. Şimdi tarikatlar
Sufi hareketin yerleşik düzene geçmesinden oluşmuş, doğmuştur. Önceden ehli tarikatın zikrullah yaptığı özel mekanlar, dergahlar yoktu. Sufiler seyyahtı, dolaşırlardı. Ve her sufi hicret ederdi. Hatta hicret etmeyen bir sufinin kemalatı eksiktir denirdi. Çünkü hicret Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetiydi. Aynı zamanda bütün peygamberler de hicret etmişti. Seyahat etmek, hicret etmek bu manada peygamberlerin sünnetiydi. Ve seyahat peygamberlerin bu noktada vazgeçilmez sünnetlerinden birisiydi. Ve Müslümanlar muhakkak Allah için seyahat ederler, hicret ederlerdi. Sufiler bu disturu kendilerine ölçü edip tarih boyunca beldeden beldeye seyahat etmişler, hicret etmişler. İnsanları Allah ve Resulüne davet etmişler. İnsanları Allah'ı tanımaya, Allah'ı bilmeye davet etmişler. İnsanları bu noktada Allah sevgisini aşılamaya çalışmışlar. Sufi hareketi yaklaşık hicri 100 yıldan sonra İslam dünyasında kanlı canlı hayatını devam ettirmiş. Ta ne zamana kadar? İşte 400'lerde, 500'lerde sufi hareket dergahlaşıp oturmaya başlamış. Tekkeler kurmaya başlamışlar. Bu ilk yıllarda bu tekkeler yine sufi hareket çok renkli bir şekilde devam etmiş. Ama son Osmanlı'nın son 200 yılında sufi hareket ne yazık ki o hareketliliğini kaybetmiş, o seyahati kaybetmiş, o hicreti kaybetmiş. Tekke şeyhleri tekkeyi kaptırmamak için tekkenin postuna oturmuşlar, kalkmamışlar. Böylece kendilerini yenileyememişler ve çok renkliliklerini koruyamamışlar. Öyle bir hal gelmiş, artık tekkeler, çok özür dilerim böyle şey söylemek istemem ama ortodoks bir hale gelmiş. Hiçbir şeyin değişmesi, hiçbir şeyin gelişmesi, hiçbir şeyin kendince dönüşmesi mümkün olmayan bir hal olarak gelmiş. Ve zaten sonunda da işlevini yitirmiş. Ne zaman zaten bu acı bir tabir İslam'ın içerisinde tabiri caizse İçtihat kapısı kapanıp değişmeye, yenileşmeye açık olunmadığı zaman İslam dünyası çökmüş. Şu anda çökme sebeplerinden birisi İslam dünyasının ritmik olarak kendisini yenileyememesi. Daha doğrusu Müslümanların ritmik olarak kendilerini yenileyememesi, kendilerini dönüştürememesi. Kapitalist deccaliyet sisteminin altında ne yazık ki sadece namaz abdest bağlamında kalıp örtü sakal cübbe bağlamında kalıp kendisini dizayn edip kendisini yenileyip bu modern dünya denilen köhnemiş tek dişi kalmış canavarın karşısında yenilmiştir. Bunu kabul etmemiz gerekir. Bu yenilginin ana sebeplerinden birisi İslam dünyasının içerisinde her an kendisini yeni, kendisini diri, kendisini rengarenk tutan sufi hareketin hem düşünsel noktada hem yaşamsal noktada bunu kaybetmesinden kaynaklanır. Sufi hareket İslam dünyasının canı hükmündedir. Sufi hareket İslam dünyasına hayat veren ruh hükmündedir. Ne zaman ki sufi hareket bu işlevini yerine getirmedi, İslam dünyası o canı, o ruhu, o aktiviteyi, o diriliği kaybetti ve yenildi. Zaten İslam dünyasını yenmek isteyen
gayri İslami unsurlar bundan 200 yıl önce, bundan 300 yıl önce İslam dünyasının iki şeyini, iki noktasını helak ettiler. Bir, fıkıhçılarını, iki, sufilerini. Fıkıhçılarının elini kolunu bağladılar. Onlar da bu noktada ne yazık ki ortodokslaştılar. Bizim işte filanca alim böyle dedi dediler, orada kaldılar. Yeni bir içtihat getiremediler. Sufiler de kendilerini yenileyemediler. Ceddüke ceddüke, şeyhüke şeyhüke, böyle yaptı biz de böyle yapıyoruz dediler. Her birinin bir tarafında para keseleri oldu. Bir tarafında vakıfların malları oldu. Bunları kaybetmemek için kendilerini yenileyemediler. Ey oğul! Ne zamana kadar altına gümüşe bağlı kalacaksın? Bağı çöz, hür ol. Dairesini ne fıkıh dünyası ne de sufi dünyası kendisine ölçü alıp da bunu beceremedi ve başaramadı. Bunu becermeye, başarmaya çalışanları da sufiler ve fıkıhçılar bir olup astılar. Seyyid Nesimi gibi, Hallacı Mansur gibi. Sufiler ve fıkıhçılar bu noktada kendilerini değiştiremeyen, aynileşen sufilerle kendilerini değiştiremeyen, ortodoks kalan fıkıhçılar toplanıp Hazreti Mevlana'yı çarmıha gerdiler. Yunus Emre'nin şiirlerini atıp tukaka ilan ettiler. Muhyiddin Arabi'yi küfrüne fetva verip okutmadılar. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ni tukaka ilan edip attılar. Ve kendi zamanlarında kendilerince zamanın kutbu hükmünde olan kimseleri sürdüler. Osmanlı'da da var, sürülmüş bir sürü şeyh efendi var. Sürülmüş şeyh efendi var. Ve son dönem sürülmüş bir sürü sufi var. Kendi zamanlarında anlaşılamamış, küfrüne fetva verilmiş, sürgün yemiş, şehirden şehire dolaşmış sufiler var. Bu ortodokslaşmış fıkıhçılarla aynileşmiş sufilerin ortak yaptıkları şeyler. Ve böylece İslam dünyası ne yazık ki canlı çok renkliliğini, canlı çok sesliliğini kaybetti. Kaybedince biz bir mezhebin, bir meşrebin, bir kliğin esiri olduk. Esiri olduk. Bizim için bağ oldu. Hepimizin kendince bir altını, kendince bir gümüşü oldu. Kendince altın oldu, vazgeçmedi ondan. Kendince bir gümüşü oldu, vazgeçmedi ondan. Adam vefat etmiş şeyhi altın oldu onun için. Sağlığında altın değildi. Öldükten sonra altın oldu, saplandı kaldı orada. Adam kendince kendisini o şeyden uzaklaştıramadı. Kendince bir alim, bir kimse buldu. Onun Kur'an ve sünnetin dışında herhangi bir şeyine şert düşemedi. Veyahut da kendi bağlı bulunduğu mezhebin içerisinde farklı bir pencere açamadı. Farklı pencere açan kimseyi de Kur'an ve sünnet dairesinde söylediğinde onu yine çarmıha gerdi. Askere giden gençlere hiç unutmam, bunu örnek olarak veririm. Kendi dergahımızın içinde. Askere giden genç erkek kardeşlere, askere gittiğinizde sabahleyin abdestli bir şekilde botlarınızı giyin. Gün içerisinde botların üzerine mesledip botlarınızla namazlarınızı muhakkak kılın diye onlara içtihat ettiğimde bu içtihadı gidip şeyhime şikayet eden derviş kardeşler vardı.
ayakkabıyla namaz kılınabilirliğinin hadis-i şerifini okuyamayacak kadar cahil olan kimseler, ayakkabıyla namaz kılınabileceğinin fetvasını verince en önce yanı başımızdaki derviş kardeşlerimiz hopladı. Ve ben onların dükkanında ayakkabıyla namaz kılaraktan bunu fiiliyatını yaşadığım halde yine hopladılar. Bu sufilikte aynileşme, fıkıhtaki aynileşme İslam dünyasını olduğu gibi felç etti. Şu anda İslam dünyasındaki kız çocukları okusun diyoruz, üniversitelere gönderiyoruz ve üniversitelere gönderirken biz Hanefi fıkhına göre haram işliyoruz. Çünkü bir kız çocuğunun yanında mahremi olmaksızın 80 kilometre öteye gitmesi Hanefilerce caiz değil. Ve ne yazık ki Diyanetimiz dahi, evet böyle bir fetva var, bu fetva doğru, böyle bir hadis-i şerif var, bu da doğru. Ama böyle bir de hadis var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sağlığında bir kadın esir alındı. O kadın kralın kızıydı. O kralın kızı olması hesabıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onları esir alanlara kızdı. Siz neden onu esir aldınız dedi. Onun yanına 10 tane asker vererekten o bayanı babasına geri götürdü, gönderdi. Yanında mahremi yoktu. Nikahlısı yoktu. 10 tane askerle güvenliğini sağlamak maksadıyla onu yerine gönderdi. Biz şimdi söz konusu olan yol güvenliğidir. Yolda güvenlik var ise bir bayanın seyahat etmesinde bir sıkıntı yoktur fetvasını veremedik. Buradan fetva çıkaramadık. Çıkaramadık. Aynileştik. Yeni bir iştahat getiremedik. Bu noktada dini yaşanabilir olması için. Biz bunu, bu hadis-i şerifi analiz edemedik. Bir kimse orucunu bozdu, 61 gün dedi, cima etti. Ramazan oruçlu bir erkek cima etti. Geldi Hazreti Peygamber 61 gün tutacaksın dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki ya Resulallah başıma ne geldiyse bu oruçtan geldi dedi. Ben 61 gün nasıl tutarım? Dedi ki 61 kişiyi doyur o zaman. Dedi ki ben nasıl doyururum, fukara insanım. Gitti bir tas hurma aldı geldi Hazreti Peygamber Efendimiz. Dedi ki al bunu dağıt. Bu Medine dedi etrafında civarında benden daha fukarası var mı dedi. Hani kime dağıtacağım ben bunu, ben yerim önce. Dedi git ehline ye, Allah seni affetsin dedi. Biz buradan hareket ederekten herhangi bir kimsenin hastalığından, zayıflığından, herhangi bir zayıflığından bir erkek cimaya karşı zayıf örneğin. Öyle erkek de az kaldı da. Yani şimdi bir de bu tarafı var. Ya neden? Yediğimiz hep naylon ya. Erkeklik hormonları da çöktü. Bu uluslararası bir kaos sistemi. Uluslararası. Yiyeceklerle insanların kadınlık ve erkeklik hormonlarını sistem altında, düzen altında tutma. Evet. İşe göre, hayatın akışına göre siz hafta ortası tam bir cinsellik yaşayamazsınız. Ertesi gün sabah işe gideceksiniz çünkü. Böyle giderse filler gibi 16 ayda bir olacak o. Uluslararası sistemle alakalı bu. Evet. Sömürü sistemi bu. Sizin her şeyinizi zapturapt altına alıyor. Siz özgür düşünemiyorsunuz. Ey oğul, bağı çöz noktasında değilsiniz. Altın ve gümüş var. Bir yerlerde. Bu altın gümüş para değil. Sakın bunu sadece para olarak görmeyin. İşte bu aynileşme,
Bunu bu altın ve gümüşü siz tarikatın kendince kaideleri, işte fıkıhın kendince değişmeyen kaideleri olarak da görebilirsiniz. Hani dergaha sema ederken bunlar muhakkak bu adab, bu erkana şimdi herkes internetten dinliyorlar, hoplayacaklar şimdi. Mevlevi kültürüne laf söyledi, zinhar küfür ehli diyecekler. Hani biz böyle üç selam yapmıyoruz ya, biz devri velet yapmıyoruz ya, zinhar biz Mevlevi değiliz. He, Mevlevi onlar. Onlar böyle uşak makamında, yok işte bilmem ne makamında okunacak, işte şöyle olacak, böyle olacak. Ben bir laf söylüyorum. Hazreti Mevlana böyle mi yaptı diyor, ben susuyor. Şemseddin Tebrizi böyle mi öğretti ona diyorum, susuyor. Ya Hazreti Mevlana, ya Mevlana, evet. Sen üç selam yapacaksın. Güm teke, güm teke, güm teke. Böyle yapacaksın. Böyle mi dedi diyorum ben, susuyor. Ha, sonradan oluşmuş bir ritüeller manzumesi var. Ritüellerden aslını unutmuşuz. Ritüeller bizim neyimiz olmuş? Altın ve gümüşümüz olmuş. Biz diyoruz ki üç çeşit oturma şekli var. Bu ne? Bu sünnet-i Resulullah. Bu üç çeşidin arkasından dördüncü çeşidi yok. Dördüncüsünü oluşturuyorsan bidat. Bir topluluğa giriş var. Ne? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bitti. Müsait olan bir yere otur. Kimseye rahatsız etme. Arkandaki insanları da rahatsız etme. Önündekileri de rahatsız etme. Ama biz onu da ritüele bağlamışız. İşte sufi topluluklar ne zaman ki bu ritüellerin içerisinde boğulup kaldılar, renklerini kaybettiler. Tek renk sarık bağlayacaksın, kaybettiler. Tek renk haydari giyeceksiniz, kaybettiler. Sizin kadiri olduğunuz belli olacak, hepiniz yeşil sarıklı saracaksınız. Sizin rufai olduğunuz belli olacak. Hepiniz de siyah sarık saracaksınız. Sizin Nakşibendi dergahına bağlı olduğunuz belli olacak. Hepiniz beyaz saracaksınız. Siz işte Mevlevi olduğunuz belli olacak. Hepiniz havai mavi bağlayacaksınız sarıklarınızı. Belli olacak. Biz çok renkliliğimizi kaybettik. Kendi rengimizi kaybettik. Ve sufilik o kimsenin kendi rengini parlatmak olması gerekirken onu tek renge bağlamaya çalıştık. Onun rengini tek renge bağlamaya başladık. Oysa İsa'nın küpünde gelen bütün kumaşlar rengarenk çıkıyordu. O bir küpten çok renk çıkıyordu. Veyahut da bir küpe giren kendi renginin daha da canlandırmış bir şekilde çıkıyordu. Biz bunu kaybettik. Biz bunu kaybettik. Ve hızla bu noktada biz saplantı halinde. Saplantı halinde. Biz hala da kendi zannımızı din olarak bütün herkesin üzerinde oturtmak için mücadele ediyoruz. Kendi fıkhımızı din olarak herkesin üzerinde hem de tek fıkıha bağlamak için mücadele ediyoruz. Kendi sufi algımızı ve anlayışımızı tek doğru sufi anlayışı ve algılayışı olarak görüp onu herkese empoze etmeye çalışıyoruz ve çok renkliliğimizi kaybediyoruz. Kendimizin dışındaki renkleri ötekileştiriyoruz.
kendimizin dışındaki anlayışları ötekileştiriyoruz. Bir evin içerisinde ikinci bir fikre tahammülümüz yok. Bir evin içerisinde ikinci bir anlayışa tahammülümüz yok. Bir dergahın içerisinde ikinci bir anlayışa tahammülümüz yok. Bir dergahın içerisinde ikinci bir fikre tahammülümüz yok. Birisinin farklı bir görüş getirmesine tahammülümüz yok. Oysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri istişare ederdi. İstişarenin neticesinde bir karar verildiğinde onu uygulardı. İlla ki benim fikrim demezdi. İşte bu tertemiz o küpte yüzlerce renk elbise ışıl ışıl parlıyordu İsa'nın küpünde. İsa'nın küpünde bütün renkler tabiri caizse kendini bulmuş, ışıl ışıl kendi rengini belli ediyordu. Din böyle bir şeydir. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine sarılırsanız beni bulursunuz. Ashab bütün rengiyle ışıl ışıldı. Hangisine sarılırsanız Muhammed Mustafa'yı bulurdunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem'i. Çünkü ashabın her noktasında, her dairesinde Hazreti Muhammed Mustafa'nın farklı bir penceresi ve çesi vardı. Bu demektir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah'ın sıfat, efal ve fiillerinin yoğun olarak tecelli ettiği bir zat-ı mukaddesti. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine aşık olan, Hazreti Muhammed Mustafa'yı seven her sahabe kendi veçesiyle ondan bir şey alıp yıldız haline geldi. Aslında bütün yıldızları topladığınızda bir Muhammed Mustafa olacaktı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama siz hangi yıldıza baksanız Muhammed Mustafa'nın kokusunu sallallahu aleyhi ve sellemin onun rengini ondan bir şey görecektiniz. Ve bugün biz Ashab-ı Resulullah'a baktığımızda hepsinde Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey görürüz. Ve velilere de baktığınızda her velinin üzerinde Muhammed Mustafa'dan bir şey görürsünüz. Ve velilere, her velinin, veliye baksanız Cenab-ı Hakk'ın sıfatsal boyutlarından bir şey görürsünüz. Ve her veliyi gören bir kimsenin aklına Allah geliyorsa Allah'ın herhangi bir sıfatı onun üzerinde fazlaca tecelli etmiş, onu parlatmış, onu cilalamış, onun rengini meydana getirmiştir ki ona bakan kimsenin aklına Allah gelir. Gerçekten hakikat noktasında duran bir sufi, Cenab-ı Hakk'ın üzerinde sıfatsal boyutları ve tecelliyatları olduğundan o sufiye bakan bir kimsenin aklına Allah gelir. Ve sufi odur ki ona bakıldığında akla Allah gelsin. Bu o sufinin Allah'ın boyasına boyanmış olması pek renk boya demek değildir. O sufinin üzerindeki her boya kendi nefsinden çıkan fırça değil, Allah'ın fırçasıdır. İşte o sufiye de bakınca, o sufide Allah'ın kokusu alınır. Eğer burun koku alıyorsa, burnun koku almıyorsa Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, sen hiçbir kokuyu alamazsın. İşte her sufiye yaklaştığınızda onda bir Allah kokusu bulunur. Sufide. Sufide. Ve Allah kokusu bulunduğunda onu görünce aklınıza Allah gelir. O Allah değildir ama. Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine sarılırsanız beni bulursunuz. Ashab peygamber değildir.
ashabın üzerinde tecelli eden Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnetleridir. O yüzden sufi dergahı, sufiler dediğimizde hepsi de kendi rengiyle vardır. Ve kendi rengiyle var olması gerekir. Ve kendi rengini pırıl pırıl parlatması gerekir. Aynı tekkenin içinde. Eğer aynı tekke geleni tek renge bağlamaya çalışıyorsa bilin ki o tarikattır, sufilik değildir. Sufi olanlar herkese tek renge bağlamak için mücadele etmezler. Bu insanı yorar zaten. Bu insanı kabız hali yapar. Bu insanın hürriyetini ortadan alır. Bu insanı ey oğul hür ol! Ne zamana kadar gümüşe ve altına bağlı kalacaksın, bağı çöz hükmünden çıkarmış olur. O yüzden biz bu manada evimizde, iş yerimizde, tekkemizde, bahçemizde çok renkliliği isteriz. Mürşid odur ki müritlerini tek renge bağlamaz. Müritlerin rengini parlatır. Sufi kuyusu, İsa teknesi, İsa havuzu odur ki oraya dalan kendi renginle pırıl pırıl çıkmalı. Kendi rengiyle ve kendi rengini parlatmalı. Fakat usanç veren tek renk değil. Balıkla berrak su gibi hani. Karada da binlerce renk var. Var ama balıklarda karayla savaşları var. Önemli olan oranın tek renk olması değil. Dışarıdan görünüşte. Önemli olan o rengin hak renk olduğunu kabul etmek. Bu noktada balık berrak suyun içindedir. Ve berrak suyun içindeyken kendi rengini gösterir. Siz bakarsınız balıklara berrak suyun içinde, hepsi de rengarenktir. Ama hepsi de bir suyun içindedir. Hepsi de tek renk suyun içindedir. Ama hepsi de kendi rengiyle dolaşır içinde. Kırmızısı, mavisi, yeşilisi, kahverengisi, siyahsı, siyah. Hepsi de rengarenktir. Ama hepsi de nedir? Bir suyun içindedir. Karaya bakarsınız. Balık karayla savaşır. Çıkmamak için can atar. Neden? Oraya çıkarsa çünkü ölecektir. O yüzden orayla savaşır. O tek renk suyun içerisinde ne yapar? Kalmaya devam eder. Örnek olarak söylediğimiz balık da kimdir? Deniz de ne ki? Bu üstünler üstünü, bu ulular ulusu padişaha benzesin. Hazreti Mevlana müthiş bir ses koydu. Dedi ki bu mecaz alemi gördün, bu alem ne ki? Bu varlığı gördün, bu varlık ne ki? Bizi önce varlığın içine attı. Önce tefekküre attı bize. Dedi ki denize bak. Denize baktınız, denizin içerisinde rengarenk balıkları gördünüz. Kocaman derya, karaya baktırdı bizi. Bir de karaya bak dedi. Bir de karalara baktınız siz. Rengarenk, yeşilin bütün tonları, kahverenginin bütün tonları. Karanın hangi parçasına giderseniz gidin bütün tonları var. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri buradan aldı, sıçrattı hepimizi, varlıktan geçirdi. Dedi ki, örnek olarak söylediğimiz balık da kimdir? Deniz de ne ki? Bu üstünler üstünü, bu ulular ulusu padişaha benzesin. Gördün, görmüşsün her ne var ise, hepsi de ondan gelse de, hepsi de onun sıfatlarının tecelliyatı olsa da, geç onlardan, varlıktan da geç. Padişahlar padişahını bul. Bu varlık dedin ne ki? Gölgeden başka bir şey değil. Bu varlık dedin ne ki? Hayalden başka bir şey değil.
Bu gördüklerin ne ki? Bu gördüklerin hiçbir şey değil. Sen o zat-ı uluhiyete doğru yürü. Ey insanlar, Allah'a koşunuz ayeti kerimesini söylüyor. Allah'a koş. Allah'a yönünü yönelt. Bu varlığın güzellikleri muhakkak seni Allah'a ulaştırsın. O yıldızlar seni Allah'a ulaştırsın. Yıldızda kalma, varlıkta kalma, gördüğünde kalma. Geç yürü ya. Onları yaratan, onları var eden, onlara hayat veren Allah'a doğru yönel. Tevhid ve tevhidin özü. Tevhid ve tevhidin özü. Deryadan da geç. Balıktan da geç. Varlıktan da geç. Geç, yürü. Yolun kestirmesine git. Yolun hakikatine git. Ya Allah'a koş. Ne zaman ki Allah'a koştun, o zaman kurtuluşa erdin. Ne zaman ki direkt Allah'la irtibatını kurdun, o zaman hür oldun. Ey oğul, hür ol. Hür ol. İlmin ondan gelsin. İlmin ondan gelsin. Rızkın ondan. Hayatın ondan. Bilgin de ondan. Tecelliyatın da ondan. O zaman sen ona koş. Altına gümüşe değil. Ona koş. Koşacaksan ona koş. Ve burada muhteşem bir şey var. Varlığa tecelli eden her ne var ise o değil. Ne diyor muhteşem? Denizde ne ki? Bu üstünler üstünü, bu ulular ulusu padişaha benzesin. Hiçbir şey ona benzemez. İşte tevhid budur. Hiçbir şey ona benzemez. Hiçbir şey. Ona benzediğini zannettiğin şey o değildir. Bu o dediğin o değildir. O halden hale, perdeden perdeye, makamdan makama tecelli eder. O zaman o diye gördüğün her şey o değildir. Hani bir kısım insanlar Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini işte bu dünyayı tanrılaştırdığına, varlığı tanrılaştırdığına, varlığın her parçasının bir tanrı parçası olduğuna inandırmaya kalkarlar ya, Hazreti Mevlana bu noktada bütün hepsine de cevap veriyor. Deniz ne ki, balık ne ki, gördüklerin ne ki? Ona hiçbir şey benzemez. Ona hiçbir şey benzemez. Ona hiçbir şey benzemez. Benzettiğin şey o değildir. Varlık alemindeki yüz binlerce deniz, yüz binlerce balık ve o bağışın ve cömertliğin tapusunda secde eder. Varlık aleminde varlığa dönüşmüş her ne var ise, cismaniyete ve unsuriyete dönüşmüş, elbise giymiş her ne var ise, kün lafzıyla ayağını sabit eden, sudur eden her ne var ise, onun zat-ı uluhiyetinden sudur eden her ne var ise, her an ona secde etmede, çünkü hayatı ona bağlı, rızkı ona bağlı, geleceği ona bağlı, her şey ona bağlı, bütün zerreler ve küreler secde etmede, senin secden, eğer bu secdedense kurtuluşa erdin. Ama senin secden sadece namazdaki secde noktasında kaldıysa ve namazdaki secdeni dahi anlayamadıysan, varlığın secdesine münhasır, varlığın secdesine paralel o idrakin yok ise ve varlığın secdesinin üstüne çıkmadıysa secden, vallahi taştan daha kıymetli. Vallahi ağaç senden daha kıymetli. Vallahi denizin içerisindeki küçücük bir yosun senden daha kıymetli. Çünkü o cebri de olsa Allah'a her an secde etmede. Ama sen insansın. Halife olman için,
halifeden sayılman için senin idrakin, varlığın idrakinden üstün bir idrake çıkıp her an, her halinde, her zerrenle, fikrinle, düşüncenle, kalbinle, içinde devam eden nefsinle, sırrınla her an Allah'a secde etmelisin. O zaman varlıktan, varlığın üzerinde bir secde halini yakalarsın. Her an onu zikirle, her an her şeyin ondan geldiğini tefekkürle, her an her şeyi onun yaratıp onun inşa ettiğini görerekten secde etmek. Görüyormuşçasına yaşamak bu. Görüyormuşçasına yaşama noktası her daim secde noktası. Görüyormuşçasına yaşama. O kul her daim secde halinde. Yürürken de secde ediyor. Sohbet ederken de secde ediyor. Tebessüm ederken de secde ediyor. Yemek yerken de secde ediyor. Yolda bakınırken de secde ediyor. Aleme bakınırken de secde ediyor. Onun her hali secde hali. O bizim gibi değil. Beş vakit namazın arasında böyle tavukların yem yediği gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Öyle değil secdesi onun. O öyle bir secde diyor ki onun secdesine varlık hayran. O öyle secde diyor ki melekler onun secdesine hayran. Hani derler ya, İşte insanlar devamlı secde eden melekler var. Secde halinde melekleri taklit ediyor. Yalan! İnsan ne ki meleği taklit etsin? Melek ne ki insanın önünde taklit edeceği bir varlık olsun? Bu tefsirciler insanı kamili tanımıyor. Bu fıkıhçılar insanı kamili tanımıyor. Melekler insanı kamilleri taklit eder. Çünkü insanı kamildir makbul olan. Ve insanın kamilin en mukaddesi Muhammed-i Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. O melek Muhammed-i Mustafa'nın ruhaniyetine muhtaç. O melek Muhammed-i Mustafa'nın nuraniyetine muhtaç. O meleğin üzerine Muhammed-i Mustafa'nın nuraniyeti olmazsa vallahi de billahi de tillahi de karanlığın dik alası olur, yok olur gider. Arafta bile duramaz. O meleğin üzerinde hayat, hayat Muhammed-i Mustafa'nın ruhaniyetinden ve nuraniyetinden gider. Kimmiş ki onu taklit edeceğim Muhammed-i Mustafa var iken? Kimmiş ki o melek? Muhammed-i Mustafa ayın 14'ü gibi nur gibi önümde dururken. Kimmiş ki o melek? Bana yol gösterecek Muhammed-i Mustafa ayın 14'ü gibi her daim gözümün önünde dururken. Hayır. İnsan meleği taklit etmez. Melekler insanları taklit eder. Çünkü üstün olan insandır. Nefsi natıkadır. İnsanı kamildir. Halifedir. Varlığın üzerinde insan. Allah'ı bilen tek varlıktır. Bilme noktasında olan tek varlıktır. En fazla bilen en büyük varlıktır insan. Nasıl meleği taklit edermiş? O insanın süpüntüsü olan bir melekle bir irtibata geçsem diye düşünür. O insanın süpüntüsüdür. O dervişin süpüntüsüdür o. Kalkıp ah bir melek görsem rüyamda der. Sen rüyanda üstadını gör, alemleri seyran et. Sen melekle ne işin var senin? Ne yapabilir sana? Senin elinden tutup götürebilir mi? Ha Cebrail aleyhisselam geldi ya, Muhammed-i Mustafa'ya onun önünde ona hizmet etti, hizmet. Cebrail aleyhisselam Muhammed-i Mustafa'ya hizmet etti. Cebrail aleyhisselam Muhammed-i Mustafa'ya yol gösterecek. Muhammed-i Mustafa ona tırnağını gösterse Cebrail diye bir şey kalmaz orta yerde. Cebrail diye bir şey kalmaz.
Hazreti Allah Celle Celaluhu Muhammed-i Mustafa'nın üzerine örttükçe örttü, örttükçe örttü ki melekler yanmasın gök aleminde, semada. Eğer Muhammed-i Mustafa'yı gerçek manada tecelli ettirseydi göklere, gökte melek diye bir şey kalmazdı. Ve o ruhaniyetiyle, nuraniyetiyle gerçek manada aleme tecelli etse, alemde ayakta duracak hiçbir şey kalmaz. Her şey sarhoş olur. Her şey kendinden geçer. Her şey. Onu tanımayanlar bunu söylerler. Onun kemalatını, onun hidayetini, onun nuraniyetini, onun bu noktadaki varlığın içerisindeki kıymetini, Allah indindeki kıymetini bilmeyenler onu söyler. Muhammed-i Mustafa'sız bir yol, Muhammed-i Mustafa'sız bir nefes yoktur. O yüzden Muhammed-i Mustafa'nın üstünde de bir varlık yoktur. Allah haşa bundan beridir. Her şeyden beri olduğu gibi. O yüzden insan en mükemmel varlık. İşte o mükemmelin içerisindeki en mükemmeli Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazreti. Ama Hazreti Mevlana bizi aldı. Dedi ki bu deniz ne oluyormuş? Dedi ki bu balık ne oluyormuş? Dedi ki bu varlık ne oluyormuş? Varlığa tecelli eden, elbise giyen her ne var ise her daim Allah'a secde etmede ona muhtaç. Varlığın her an. Ey insan! Ey insan! Sen de o secde ile secdelenmeden göçüp gitme bu dünyadan. Sen de öyle bir secde yakala ki varlık da kendinden geçsin, sen de kendinden geç. Sen de öyle bir secde yakala ki etrafındaki melekler de kendinden geçsin, sen de kendinden geç. Öyle bir secde yakala ki etrafındaki melekler sarhoş olsunlar, bir daha ayılmasınlar. Öyle secde yakala ki hani demiş ya Süleyman Çelebi, bir kez aşk ile Allah dese o lisan, dökülür cünme günahlar misli hazan. Öyle bir secdede, öyle bir Allah de, bütün alem senin önünde el pençe dursun. Desin ki öyle Allah dedi ki, bu alemde öyle Allah diyen bu anda duyulmadı. Bu anda. Ah, işte Hazreti Mevlana diyor ki o cömertliğin kapısıdır. O bütün her şeye hayat verendir. Her şeyi dizayn edendir. Her şeyi inşa edendir. Her şeyi yeniden var edendir. Her şeyi yıkar, yıktığı gibi var eder. Her şeyi yakar, yaktığı gibi yeniden var eder. Ve bütün varlık ona muhtaçtır. Ve seni alır Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri varlığa secde etmeden varlığın sahibine secde etmeye götürür. Der ki sakın la ilahe de. Ondan başka ilah yok. Bütün secde ettiğimiz her ne var ise onun haricinde onlar ona secde etmede. O zaman aklını başına al da şu varlıktan bir şeye secde etme. Şu varlıktan bir şey senin altının ve gümüşün olmasın. Ya sen ona secde et. Bu varlıktan kurtul. Bu altın ve gümüşün gümüşten kurtul da bağı çöz de hakikate erenlerden ol. İnşallah. 510'dan devam edeceğiz. Allah izin verirse sorular gelmiş, bunlara da bakalım. Sonra bitirelim. Büyü insana zarar verir mi? Verir. Bize yapılan büyüyü bozmak için hoca bizden 300 lira istedi. İster. Onlar hoca. Bizim eve para bırakmadığı için bence onun da... bu şey buradan mı başlıyor? Evet. Bu yalan dünyadan hiç günahsız olarak ahirete nasıl gidebiliriz? Tövbe ederekten her daim tövbe edin. Her daim tövbe edin. Bugün tövbe ettiniz, yarın da edeceksiniz.
Yarın ettiniz, ertesi gün de edeceksiniz. O yüzden sufiler her gün tövbe ederler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetidir. Ben günde en az 100 kez tövbe ederim. Kim subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim ve bihamdihi estağfurullahil azim günde 100 sefer söylerse deniz köpükleri kadar günahı, o deniz köpükleri kadar günahı da olsa o affolur. Kocamın çalıştığı fabrikadan 7-8 kişi işçi çıkardılar. Çıkartma sebebi sendika olaylarıydı. Şimdi kocamın şahit olmasını istiyorlar işten çıkarılan arkadaşları. Şahitlik yaptığı takdirde işten çıkartılma endişesi duyuyoruz. Ne yapmamızı tavsiye edersiniz? Burada normalde gönül arzu eder ki herkes bir sendikaya sahip olsun, sendikalı olsun. Böyle olacağını iş yerinde bütün tamamiyetle hepsi de bir anda sendikaya geçeceklerdi. Onu yapamamışlar. Bu noktada desek ki şahitlik yap, o adam da işinden olacak. Burada o kimsenin kendince kendi kimliği çıkacak meydana. Kendince kendi ihtiyaçları var. Kendi ihtiyaçlarına göre hareket edecek. Eşim eve para bırakmadığı için ben de onun cebinden izinsiz para alıyorum. Günah mı oluyor? Evet. Ama ben para almasam o gün ekmek alamam. O da unutkan olduğu için mecburum. Söyle ona. De ki buranın evin harçlığını bırak. Erkekler evin iaşesinden, evin bakımından, evin geçimininden sorumlusunuz. Evin iaşesini, bakımını, geçimini idare edemeyecek olanlar evlenmesinler. Anne baba o erkek çocuktaki o istidadı görmüyorsa, evine bakamayacaksa çocuklarını evlendirmesinler. Kızların başını yakmasın. Eğer bir kız ona evlenme teklif ediyorsa o çocuk bunu söylesin. Desin ki ben bir evi geçindirebilecek noktada değilim. Bu istidada sahip değilim. Yine evlenmek istiyorsan evlenebiliriz desin. Evlenmeye istidadı olmayan, bu noktada fiziki, ruhi, sağlığı bozuk olanlar evlenmesinler. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde evet bir kimse kendince bir kadın, onu hani Süfyan'ın hanımı Hint söyler ya, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine biat ederken der ki benim eşim cimri. Benim eşim cimri der. Yüzü gözü sarılı. Ben onun malından tasarruf edebilir miyim ondan habersiz deyince tasarruf edebilirsin der. Bu şeriaten haktır. Bir adam eve para bırakıp ekmek alacak, süt alacak çocuğa, günlük iaşeyi sağlayacak bir para bırakmıyorsa evine, kadın dışarıdan gidip hırsızlık yapacak, dışarıdan gidip para isteyecek değil ya, eşinin cebinden alacak bu sefer. Bu şeriaten hak. Ama erkekler buraya kadınları yönlendirmesinler. Desin ki hanım günde 2 ekmek yiyoruz. 2 ekmek 2 lira. Al bu 10 lira 5 günlük ekmek parası. Al bu 10 lira şu parası. Benim sana evin içerisinde günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek haftalık 100 lira verebilirim. Bu 100 lirayla sen evin işini hallet, kendi işini de hallet. Eyvallah, hak. Adamın gücü bu kadar. Kadın da o 100 lirayla geçinmeye çalışsın. Geçinmiyor. Kadına 100 lira bıraktı adam. Ertesi gün para yok gene ekmek almak için. Ne oldu? Gitmiş gazoz almış. Allah iyiliğini versin senin. Adam ekmek parası bırakmış, o gazoz almış. Birisi gitmiş ruj almış. Tartışmalar çıkıyor ya, gece yarısı arıyor beni. Diyor ki ben ekmek parası bıraktım, gitmiş ruj almış diyor. Ben ne yapayım? Allah Allah. Kadına diyorum neden ruj aldın? Aldım diyor. Sebep? Yok benim rujum çünkü diyor. Desem ki diyor ruj alacağım bana para vermez diyor. Adama ver telefonu, adam aldım telefonu.
Rüj için para istese vermez misin? Vermem diyor. Neden dedim? Hiç bana sürmedi ki dedi. Nasıl yani dedim? Sana mı sürecekti? Yok değil dedi yani. Bana süslenmedi hiç dedi. Hiç dedi rüjü dudağına sürüp de dedi evin içinde dolaşmadı ki dedi. Ne zaman bir yere gitsek rüjü sürüyor dedi. Evin içerisinde sürmüyor. Ben de almayacağım dedim dedi. Haklı. Ver dedim hanımını, verdik gene telefonu. Sen dedim neden adama süslenmiyorsun hiç? Cevap şu. Hiç evin içerisinde adama süslenilir mi? Dedim kızım asıl adama süsleneceksin dedim. Adam dedim dışarıda bir sürü süslü avradı görüyor dedim. Eve geliyor dedim saçlar dağınık, süsü püsü olmayan bir kadın ne yapacak dedim adam. Buradan boşanıyorlardı neredeyse. Tabi ertesi gün çağırdım bunları. Dedim bunların için boşanılmaz gelin bakalım bir oturduk uzlaştırdık uylaştırdık gitti. Ha böyle de o zaman erkek ne yapacak almış artık o kadını. 100 lira verince 100 lirayı bir günde eziyor. O zaman ne yapacak? Ekmeği kendi alacak, maydanozu kendisi alacak, limonu kendisi alacak, evinin ihtiyaçlarını kendisi alacak. Ona para bırakmayacak. Kimisinin böyle yavaşı yoktur. Develer vardır, nereye bastığını bilmez. Herkes kaçar onun arkasından, onların ayaklarını da bağlarlar. Kimi deve vardır, sırf yularından çekilir. Kimi deve huysuzdur veyahut da bastığı yeri anlamaz, hayaller. O yanındaki adamı da alır altına, alır bir çengeli, rotu verir üzerine. Öyle bir deve varsa elinde tedbirli olacaksın. Kadın, erkek öyle bir şey varsa tedbirli davranacaklar. Allah bizi affetsin inşallah. Haklarınızı helal edin. Geceniz hayır olsun. El-Fatiha'ma selavat.